Adını efsanevi Stelvio geçinden alan Motogüz diye Stelvio ile beraberiz. Zaten bak oraya da hemen tabelayı koymuşlar. Başı kalabalık. Şöyle Stelvio Pass diye yazmışlar. Şimdi Stelvio İtalyan üreticinin tekrardan dirilttiği bir model. Aslında yeni değil. Yani yeni değil derken şöyle. Zaten olan bir modeldi. Eskiden vardı. Ama üretimi durdurulmuştu. Yeterince kar bırakmıyor diye. Ama şu anda tekrardan ortaya çıktı ve açıkçası sevindirdi. Çünkü böyle özgün motosikletler görmeyi açıkçası bazen özlüyoruz. Arada bir böyle farklı şeyler lazım ve bunu da genelde hep İtalyanlardan görüyoruz. Motogözi'nin V bloğu burada yine kendini buluyor. Mandello'da daha önce biz bunu anlatmıştık. 115 beygir ve su soğutmalı. Önceki nesildeki motor hava ve yağ soğutmalıydı. Dolayısıyla burada su soğutmalıya geçmek tabii yepyeni bir şey. Yanda burada süspansiyonu görüyorsun. Süspansiyon ayar kolu ve burada büyük bir şaftımız var. Güç şaftla geliyor. Şimdi bilenler bilirler, Motoguzzi kullananlar bilirler. Motoguzzi'nin gücü şafta nasıl aktardığını, gaz kolunun tepkisini falan çok iyi bilirler. Çok farklı bir hissi, farklı bir tadı var. Henüz süremedim kendisini. Mandello'yu da daha henüz süremedim. Lansmanı tam ben askere gidiyorken de bir gün önce, yani lansmanı yaptık, oradan askere gittim bir gün sonra. Lansmandan bir gün önce olduğu için henüz Mandello'yu da sürebilmiş değilim. En yakın zamanda hem Mandello'yu hem de Stelvio'yu sürmek istiyorum. Önde de arkada da Brembo'lar var. Çift disk. Biraz daha yol ağırlıklı olduğu için 19 ön jantı mevcut. Tubeless telli. Onları da yine burada görebiliyorsun. Ve Aneke lastiklerle geliyor. Michelin Aneke'lerle geliyor. Bu da yine değerli lastiklerden bir tanesi. Farımız bu şekilde. Motoguzzi'nin bıyık formunu yine burada görebiliyoruz. Şöyle selektör tuşunu bir kurcalayacağım. Bakayım bulabildim mi? Çalışmıyor. Denedim ama işe yaramıyor. Şurada elektrikli olduğunu tahmin ettiğim camımız var. Ve yanda omuzlara ve vücuda gelen rüzgarı deflekte etmek için deflektörler mevcut. Bunlar uzun yol için önemli şeyler. Sinyali güzel yapmışlar bak. İçi de turuncu, tatlı ve güzel duruyor. Şurada biraz daha yakından kurcalayacağım bir model var. Hani burada nispeten boşken ıvır zıvırlarını göstereyim. Sonra o tarafta üstüne şey yapacağım. Seli burada çöküntülü. Şurada çok güzel sırt yaslayabilirsiniz ve Motoguzzi yastığını görebiliyorsunuz. Seli şili falan. Hoş, güzel, detaylı. Bunlar çok iyi. Şu logoyu mükemmel yapmışlar. Logonun şilini çok beğendim. Detaylarını çok beğendim. Soplar. Bu şekilde iki tane yuvarlanmazlar. Buna manyak bir reklam filmi çektiler ve tek maşa baba. Yani adam ya çok güzel durmuyor mu ya? Şu baksana şöyle tek maşa. Tek maşa çok güzel durmuyor mu? Ben çok beğeniyorum böyle tek maşa duruşunu. Egzozu da çok minik tutmuşlar. Neden? Her şeyi buraya aşağıya kaydırmışlar. Yani katalizör, ıvır zıvır falan hepsi burada aşağıda. Ağırlık dengesini daha da aşağı çekmiş. Son çıkış egzozda olabildiğince küçük bir biçimde buraya çıkartabilmişler. Bunun da şöyle bir avantajı var. Yan çanta taktığın zaman oldukça büyük bir yan çanta takabilirsin. Yani egzoz buradan yan çantanın iç kısmından çalmayacak. Dolayısıyla bu çok değerli. Şimdi kontrolleri, ıvır zıvırları kurcalamak için ne yapacağım? Şu tarafta arkadaşlara salça olacağım biraz. Arkadaşlar salça olduk ama oradaki çalışmıyordu. Bu abilere salça olacağım. Süspansiyonlarda burada bu taraftaki de en azından ayar yok. Şu tarafa gittiğimizde bunda ayar mevcut. Kompresyon ve rebound ayarı burada yapabiliyorsunuz. Ne var burada? Brembo radyal fren şeyi var. Silindiri var. Benim de ağzım yoruldu. Sabahtan beri motor çekiyorum. İnsan biraz yoruluyor, kusura bakmayın. Ekran bu şekilde, şu anda demo modunda olduğu için kurcalayamıyoruz herhalde. Abi basıyor bir şeylere. Bakayım. Evet, değişiyor bak. Menüden de değiştirebiliyorsunuz şeyleri. Aprilia bu arada, Motoguzzi, Aprilia ve Piaggio grubunda tamamen. Dolayısıyla Aprilia Piaggio'larda gördüğünüz kontrol butonlarını falan burada görmek mümkün. Farlar buradan modülden değişiyor. Bunları buradan bakabilirsiniz. Bence aydınlatma olarak başarılı, güzel aydınlatıyor. Valla ilginç bir motor. Sürmeyi isteyeceğim makinelerden bir tanesi. 2024 yılında, yani 2023 ama bu artık 2024 malum, 2024'te gelecek. 2024 yılında böyle özgün makineleri görmek beni açıkçası heyecanlandırıyor. İtalyanlar bu özgün olma işini çok ama çok iyi yapıyorlar. Bunu da bir sürmek istiyorum çünkü Sinan abi Sancho yurt dışına yaptığı yolculukta Mandello'yu çok övdü. Blue'u çok övdü. Özelden konuşurken de, sohbet ederken de tadını doyamadığını bana iletti. Ben de
Gerçekten merak ediyorum şu V bloğu bir sürüp tadına bakmak, anlatmak, konuşmak. Bu keyfi sizlere anlatmak istiyorum çünkü Sinan abi bana anlat bitiremedi. Benden şimdi bu kadar. Stelvio böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu Eğitme videolarının oynatma listesinin linkini aşağıya bıraktım. Bir sonraki videolar için de videonun sonunda hemen yan tarafta çıkacak. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.